Amerika Türk ordusunun ağır darbe vurduğu PKK'ya kalkan oluyor. Pentagon, Fırat'ın doğusunda belli noktaları uçuşa yasak bölge ilan etmeye hazırlanıyor. Bunun nihai hedefi Fırat'ın doğusunda Membiç dahil bir güvenli bölge oluşturmak. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de ABD'nin koruyup kolladığı PKK'yı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla köşeye sıkıştırdı. Son operasyonda ise Amerika'ya bilgi verilmeden Sincar'da örgütün KCK üyesi Kırmızı Listedeki İsmail Özden öldürüldü. Amerika, PKK'yı korumak için bir adım daha attı. Pentagon, Suruç'un karşısındaki Ayn el-Araba ve Sincar'a yakın bir bölge olan El-Şeddadiye'ye iki radar sistemi kurdu. Dev bir nakliye uçağıyla getirilen sistem, Amerikan askerleri tarafından montajlandı. Önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'ye bir şeyleri kabul ettirmenin faaliyetleridir bunlar. Bunları burada bir kere daha söylemek zorundayım. Yani sizi baskı altına alacak. Radar sistemleri Fırat'ın doğusunda PKK'nın işgal ettiği bölgelere konuşlandırıldı. Amerika bu yolla Türkiye'nin PKK'yı yönelik operasyonlarını engellemeyi hedefliyor. Radar sistemlerinin Türkiye'nin Karaçok ve Sincar bölgelerine yaptığı operasyonlardan sonra kurulması dikkat çekti. Kurulacak radarlarla oradaki hava trafiği bir şekilde kontrol edilirken bununla birlikte oraya havadan gelebilecek olan tehditleri, füze olabilir, işte savaş uçakları olabilir. Bunları bertaraf etmek üzere kurulan sistemlerden bahsediyoruz. Türkiye'ye ait savaş uçakları İran, Sincar Dağı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı'nda PKK hedeflerini yerle bir etmişti. 200'den fazla terörist öldürülmüştü. Üstelik Türkiye 2 hafta önce Sincar'a düzenlediği son operasyonda Amerika'ya bilgi vermemişti. Bir numara mühimmatınız ayrıldı. Bak oraya askeri radar sistemlerini koymak, konuşlandırmak bunun birinci hedefi özellikle Türkiye'nin oraya müdahalesini önlemeye yönelik bir hamledir. Uzmanlar uyarıyor, Amerika'nın olası uçuşa yasak bölge planı bir tuzak. Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi konusu bir algı operasyonu olarak değerlendiriyorum. Yani siz eğer bu algı operasyonunun içine düşerseniz, yani Suriye'nin kuzeyinde bir uçuşa yasak bölgeyi geçmişte Türkiye'nin de teklif etmeye çalışıp Amerika tarafından kabul edilmeyen o zamanki şartlarla, şimdi ise kabul edilmesi durumunda hadi Afrin'i de kapsayalım, hadi Elbap'ı da kapsayalım dendiği andan itibaren Türkiye çok önemli bir tuzağın içerisine düşer ve Irak'taki çekiç gücü herhalde kimse unutmamıştır. O zaman ne olur biliyor musunuz? Tekrar İncirlik bu operasyonun tam göbeğine oturur.